Selam millet dedir oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ultimate Epic Battle Simulator en baba efsanevi savaş simülatörü oyununa kaldığımız yerden sizlerin istekleri doğrultusunda bir bölümle daha devam ediyoruz. Düşmüş savaşçıların şehrinde bir karşılaşma, düşmanla bir kapışma yapmaya karar verdim. Bunun için kardeşlerim gördüğünüz gibi custom ünitelerimiz var. Birinci ünitemiz Mehmetçik. İkinci ünitemiz Yeniçeri. Mehmetçik'ten Yeniçeriler sanırsam kılıçlı askerlerimdi benim. Yeniçerilerden şöyle 500 tane Yeniçerilik bir birim yapıyorum. Tamam, ben bunların bakış yönünü çeviremiyorum galiba. Değil mi? Nereye baktıklarını çeviremiyorum. Hava hafif bulutlu olsun. Bu 500 tane koç Yeniçerimin rank shape'i 2 olsun. Hayır. 0.5 olsun. Benim Yeniçerilerim şurada dursunlar. Şöyle dursun Yeniçerilerim. Şöyle bakıyorum. Yo, en iyi yer burası ya, kapışabilecekleri. Yeniçerilerim burada dursun. Onların arkasında da Mehmetçik olsun istiyorum. Mehmetçik'ten de 150 tane olması yeterlidir. Bir numara diye yerleştiriyorum onları da. Şöyle yaptığım zaman binaların falan üstüne mi bırakıyor acaba onları ya? Üstüne bırakıyorsa mükemmel olabilir. Şöyle üstünde dursunlar o zaman. Karşı tarafa custom'dan Haçlı ordusu diyorum. İkinci takıma. 500 kişilik Haçlı ordusu. Şöyle dursunlar. Yine custom'dan Gavur adam diyorum. 500 kişilik de gavur adam. O gavur adamlar da şöyle dursunlar. Yine custom'dan diyorum ki imansız. O imansız bir tane. Zaten imansızın nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız görünce. O imansız da burada dursun. Şimdi birinci takım, ikinci takım tamam mıyız? Tamamız. Savaşı bir start edelim bakalım şöyle. Kardeşlerim sizler custom üniteler yapmamı, onların isimleriyle, özellikleriyle oynayıp karşılaştırmamı istediniz. Ben de hak ettiği gibi güçlü bir birim olan Mehmetçi'yi ve güçlü bir birim olan Yeniçeri'yi yaptım. Karşı tarafa da kendi güçleriyle oynamadan sadece isimlerini değiştirerek düşman birliklerini bıraktım. Şöyle bir bakıyoruz nasıl bir yerdeymişiz. Ve oyun kasıla kasıla şu anda custom ünitelere biraz daha zor koyuyor. Yani custom üniteler savaşta biraz daha zor yerleştiriliyor. Öyle normal üniteler gibi çatlanak yerleştiremiyor onları. Bakalım neler olacak şimdi. Şöyle kasıla kasıla oyunumuz bekliyor. Loading unit kısmında kaldı. Ha gayret. En azından birkaç unit'i koyaydı. Ha, bir tane unit'i koydu. Gavur adamı koydu. Yo, imansızı koydu. Düşman 2, ikinci takım Gavur Adams. Birinci takım Mehmetçiks. Evet, titreyerekten ünitelerin geri kalanlarını da bıraktı. Şimdi normale döndü. Normale döndü. Ama bizim ünitelerimizin bir kısmı yok. Orası neymiş? Orası bir binaymış galiba. Ve o binanın içine mi bıraktı bizim adamlarımızı? Sakın böyle bir şey yapmış olma. Oo, bir saniye. Bizim adamlarımızın bir kısmı gitti. Vallahi bir kısmı gitti bizim adamların. Şurada bizim gayet güzel Yeniçerilerimiz kaldı. Efendim düşmanın imansızı duruyor. Şurada gavur adamları duruyor. Haçlıları duruyor. Peki. Bastım K'ya, verelim bakalım savaşı. Ne oluyor? İmansız daldı onlara. O imansız var ya resmen
bildiğiniz acımasızca gürcü sallıyor ama biz çok güçsüz kaldık onların karşısında. Bu böyle olmaz. Adam vurduğu yerde iz çıkartıyor bizimkilerin üstünde. Yalnız o vurduğu yerde iz çıkartıyor belki ama bizim adamlar da onun arka tarafına... Hah! Onu da aşağı ettiler. Koçlarım Yeniçeriler be. Yeniçerilerden 24 kişi kaybetmişiz sadece. Oho! Sen Yeniçerilere bak. Adamlar bildiğin şövalyeleri rendelediler. İşte kıskaca alındınız. Koçlar kıskaca alındınız. 40 kişi kaybettiler sadece. Şimdi bir saniye. Bu şehir çok iyi olmadı. Bu şehir çok iyi olmuyormuş. Bize geniş alan lazım. Açık alan lazım bize. O yüzden ben şöyle yapacağım. Mohaç meydan muharebesi gibi. Açık alanda güzel bir meydan muharebesi ayarlayacağım. Oyun normalde bu kadar kasmazken yalnız custom ünitelerle oynadığın zaman çok kasıyor. Adı üstünde custom. Avalanche Canyon değil. World of Thieves diyelim. Ama World of Thieves'te hiçbirbirimizi böyle yormayalım. Tamam, şöyle yapalım. Şu imansızı... şu adamları bir kere biz... 5000 Haçlı ordusuyla... 5000 gabur adam diyelim. Şöyle yapalım. 5000 Haçlı ordusuyla... 5000 gabur adam. Bir tane... imansız... Karşılarında efendim yeşil olan neydi? Mehmetçik değil mi? Yeşil olan Mehmetçik'ti. Bunu 2 yapalım. 3 yapalım bunu. Şöyle dursun. Şunu da 2 yapalım. Böyle dursun. Start battle diyelim. Deminki zaten leş gibi kasıldı. Bakalım 5000 de nasıl olacak. Beş bin kişi. Nasıl olacak bu iş? Bence makine mavi ekran verir artık. Bu sefer rahat. Hiç. Yüklemiyor büyük ihtimalle. Hiç hesaplamıyor. Yükleyemeyiz biz bu adamları dedi. Umurumda değil dedi o yüzden yani. Hiç dedi keyfimi bozamam. Şu anda gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor yavaş yavaş. Kardeşlerim, adamlarımız geldi. Adamlarımız dizildi. Gördüğünüz gibi şurada Mehmetçiklerimiz var. Onların arkasında da Yeniçerilerimiz var. Ve eğer onları bırakıp şurada karşıdaki tepelere doğru ilerlersek eğer 5000 tane Haçlı ordusu, 5000 tane gavur adam ve bir tane de imansız var.
Şimdi bu savaş gerçekleşsin. Gözleriniz önünde bu savaşı gerçekleştireceğiz. Savaşın bakalım. Şuradan sinematik mod dersek eğer, ha. Vallahi fena da savaşmıyorlar. Mehmetçik fena bombalıyor. Ve imansızı yıktılar. Akın akın gelen düşman kuvvetleri karşısında Yeniçeriler tam bir savunma hattı oluşturmuştu. Ve düşmanın gelen saldırısını resmen göğüslerinde yumuşatıyorlardı. Adamlar biçer döver gibi gidiyorlar ya. Bildiğiniz biçer döver gibi gidiyorlar ama birazcık şöyle uzaktan izlersek bilgisayarımız açısından çok daha iyi olacak. Etraflarını sardırmadılar yalnız. Bildiğiniz şöyle bir savunma hattı oluşturdular ha. Etraflarını sardırmıyorlar abi. Ve Mehmetçik de bu arada arkadan doğru adamların ordusunun en arkasında bir de cesetler düşmesine sebep oldu. Şurada batı kısmında savaşın patır 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 herkesi düşürüyorlar. Savaşın şöyle doğu kısmına doğru gidelim. Muharebenin. İşte ben burada ne eksik olduğunu şimdi anladım. Ben burada ne eksik olduğunu anladım şimdi savaşın kaderini değiştirecek olan. Gafiline bilir neşve-i pür şevki ve gayı. Mehter marşı eksik. Allah yoluna cenk ederiz. Şan alırız şan. Adamlardan resmen adamlarla yeri döşedik ya. Bildiğiniz zemini adamlarla dekore ettik. Yalnız sağ tarafta Haçlı ordusu biraz daha güçlü tabi. O yüzden sağ taraftan bize doğru kapanmaya başladılar. Şurada bir taktik yapıp taktiksel geri çekilebilsek aslında mahvedeceğiz de onları. Şuraya doğru bir bakalım. Ah, Koç Yiğit Yeniçeriler var ya. Mahvettiniz adamları ama olmadı olamadı. Bunlar da yıldız savaşları gibi saldırıyorlar ha. Adamların inatla direnmesi gözlerimi yaşarttı. Şuradan doğru savaşırken hop destek olsun diye koşup oraya gidiyorlar. Abi yapmayın etmeyin 5000 5000 10000 koydum karşınıza ya. 10000 ciddi ciddi 10000 tane adama karşı savaşıyor musunuz şimdi siz? On bin düşmanın 9000'i öldürülmüş neredeyse. 10.000 düşmanın tamamı öldürülüyor neredeyse. Bildiğiniz adamları iki parça, iki birime ayırdılar. Arada sağ tarafa desteğe falan gidiyorlar buradan. Yok ben bir ara galiba savaşı kaybedeceğiz dedim ama hiç de öyle olmadı. Vay be. Gurur duydum adamlarla. Adamlarımızla gurur duydum. İşte gördüğünüz gibi manzara bu. Yeniçeriler orada. Kılıçlar, kalkanlar ellerinde. Aslanlar gibi duruyorlar. Mehmetçik de burada.
acımadı oradan doğru. Sıktı resmen. Sıktı acımadı. Kardeşlerim sizler istediniz. Ben de böyle bir karşılaşmayı gerçekleştirdim. Ve bilgisayarımız yandı sonunda. Ha yanmadı. Hala yanmadı. İnatla yanmamış. Peki. Şuradan ana menüye çıkıyorum. Kardeşlerim. 5000 Haçlı ordusu, 5000 gavur adam artı bir tane imansa karşı 150 Mehmetçik, 500 Yeniçeri ile efsanevi bir savaş yaptık. Dediğim gibi sizler doğrultusunda bu savaşı gerçekleştirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer böyle değişik fikirleriniz varsa, değişik savaşlar yapalım derseniz söylemeniz, yazmanız, yorumlarda belirtmeniz yeter. Biz de hemen gerçekleştiririz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeler Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeler Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür.